Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yağmur yağıyor. Dedim yağmur yağdığında bir çıkayım çekeyim bakayım bunlar ne yapacaklar, çıkacaklar mı dışarı? İlk başta bir çıktılar, sonra korktular. Herhalde ne bileyim anlamadım. Geri girdiler içeriye. Şimdi tekrar çıktılar. Şöyle bir uçuşuyorlar. Geziniyorlar. Tekrar giriyorlar, çıkıyorlar. En son baktım gir çık bir de içeride böyle bir değişik hareketlere giriştiler. Birbirlerinin üstüne falan çıktılar sanki yiyen varmış gibi. Ortada da hiçbir şey yoktu. Şimdi bak banyo yapmaya başladılar. Suyun içine girdiler. Oraya leğeni koymuştum. Yağmurda dolmuş. Şimdi bir yemleyeyim bakayım. Yemleyince ne yapacaklar? İnceye bakıyorum arkadaşlar. Bu inceyemi güzel yiyorlar ya. İnceyemi çok seviyorlar. Hatta vermeyince bayağı bir böyle inceyemi vereyim diye bakıyorlar, bekliyorlar yani. Artık öyle bir alıştılar ki. İnceyemin içinde de ne var? İnceyemin içinde kırmızı mercimek, yeşil mercimek, kanarya yemi, muhabbet yemi, az bir şey de kenevir var. Normalde tüy zamanlarında aspır da koyuyorum. Ama şimdi yok. Şöyle güzel bir yesinler bunu. Biraz da bu arada ıslanmış olur. Çünkü ya su koyduğum zaman suda yıkanmayanlar var. Şu an hepsi dışarıda güzel bir yıkansınlar. Yalnız bir tane mardin vardı yumurtlamış. Şimdi o da ıslanacak. Hangisi onu da bilmiyorum. Mardinler yeni geldi. Hakim değilim olaya. Hangisi karışıyor. Zaten postalarla da çok benziyor. Paçalarından ayırıyorum bir tek. Ama ne güzel ya. Geldiği gibi yumurtladı. Helal olsun. İnşallah güzel de bir yavru verir. Bunları uçuramıyor mu mardinleri? Bayağı damar kuşları diye. Zeytinburnu'ndan geldiler. Yakınlarda hemen kalktığı gibi Zeytinburnu'na gidebilirler. Yerini görürler yani havalansalar biraz. O yüzden onları uçuramıyorum. Yağmurlu havada da çekim yapmak zor oluyor. Telefon hep ıslanıyor. Öyle bir çekeyim göstereyim size dedim. Güzel güzel yiyorlar valla. Hele şu sudan çıkmıyor. Yağmur yağıyor ama hava sıcak, öyle serin değil. Yani hazır bu havalarda yağmur yağıyorken o yıkanmayanlar da yıkanmış oldu. Şimdi içeri sokacağım ıslak ıslak bakalım. Valla kuş abinin bir tanesine sordum, sıkıntı olmaz dedi. Ben de aynısını yaptım. Çıkarttım yıkandılar dedi. Ben de ondan cesaret aldım, çıkarttım yıkanıyorlar. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. Bilmiyorum. Bakalım. Uçuramıyoruz zaten. Hem kanatlarını açmış oldular. Çıktıkları gibi bir böyle havalandılar, gezdiler. Şimdi zaten bu yemi yesinler, hemen açacağım. Tekrar girsinler kümese. Bakayım bitirmişler zaten. Açalım da girsinler yerine. Şunun gözünde bir sıkıntı var. Ona da bir ilaç vereceğim. Nereye gitti? Ha, şuraya kondu. Ona da ilaç vereceğim. Unutuyorum ilaç vermeyi. İlaç aşağıda buzdolabında, o yüzden unutuyorum vermeyi. Bakın yumurtayı da göstereyim hazır annesi yatmıyorken. Mardin'in yumurtası. Bundan sonra bizim kelebek. Bakın büyüdü. Bizim kelebek büyüdü. Bunun babası gitti. Anası hayret bir şey bakıyor. Tebrik ederim. Ben bakmaz elimde bakarım diye düşündüm ama bunun adı artık yetim. Bizim yetim kuşumuz. Maşallah büyüdü bakın altına falan. Uçarken bayağı bir güzel görüntü verecek bize. Bakalım inşallah kendi yavrumuz iyi bir döner. Ya bugüne kadar aldığım yavrulardan yani bir tanesi hala yaşıyor. Onu da sahiplendirdim zaten. Benim aldığım yavruların hiçbirinden tad alamadım ya. İnşallah bu büyür de güzel bir uçar, döndürürüz. Keyif alırız. Çekeceğim size bunu arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Yumurta var mı buralarda? Ben de bakmadım kaç gündür. Aynen bir şey yok. Yumurta yok. Yani eşe attığım kuşlar vardı. Şu mavi başta beyaza eşlemiştim. Ondan sonra çikolata baskayla kırmızı sazlı var bir tane. Onu eşlemiştim. Şimdilik eşleme işini durdurdum. Yani niye durdurdum? Şöyle bir birkaç zaman geçsin. Bakın girmiyorlar içeri ya.
Hadi içeriye gelin, ıslandınız. Bakın iyice banyoya girdiler. Yıkanın. Hasta olursanız var ya sorarım ben size. Bak. Normalde bu kırmızı hiç suya girmez ha. Kırmızı da çok güzel ha. Kesmesi falan. Kırmızı baskanın kesmesi, çikolata baskanın kesmesi güzel. Bak mesela limoni baska var bir tane. Çok güzel duruyor ama kesmesi bozuk. Bak şu limoni baska mesela çok güzel duruyor. Ama bak hata var kesmesinde. Şu tepede bir hafiften bir yakalayabilirsem yakından göstereyim. Bakın. Işık parlatıyor gözükmüyor ama. Şöyle. Bak tek bakın görüyor musunuz kesmeyi? Bozuk. Tepede bir tane daha izi var. Işıktan dolayı gözükmüyor şu an ama küçük de olsa gözüküyordur herhalde. Bakın şu kuş görüyor musunuz? Gözünde bir sıkıntı var. Bak. Ona bir ilaç vereyim. Şimdi gideyim aşağı alayım. İyice kötüleşmeye başladı. Bakın bak bunun kesmesi çok güzel. Aşağıdakinin kesmesi çok güzel. Şu aşağıdaki bana geldiği zaman kaçaktı. Birisi bunu yanağında bir şey vardı. Böyle bir topak vardı yanağında. Herhalde sahibi salmış bunu. Dışarıda bırakmış bilerek. Ama düzeldi. Ben krem sürdüm ona. Bayağı düzeldi. Sen değil misin lan bu yumurtanın? Yok o değil. Şu herhalde ya yumurta iyi yapan. Kim yumurtaya? Yumurta da buz gibi ya. Yatmıyor herhalde bu yumurtaya ya. Neyse bakalım yatmıyorsa alırız yumurtayı. Başka yumurta yapan kuş da yok. Altına da kaydıramam. Mecbur alacağım onu orada. Siz ne yapıyorsunuz? Gençler. İçeri girmeyi düşünmüyor musunuz acaba? Kendi kendinize girin diye bekliyorum. Şimdi yemi koysam dalacaktır içeriye. O belki de ihtiyaç bak. O ne? O ne öyle? Bak içeri girdim. Postaya bak. Burayı da su bastı arkadaşlar. Darmadağınık burası. Bunları buraya aldım kenara. Çıkın lan. Çık. Bakın her yere leğen koydum. Şuradan oluktan su alıyor. Tak. Damlayı görüyor musunuz bak? Oluktan su geliyor. Burayı da bir toparlamam lazım. Zamanım yok. Yukarı tavanı değiştirmem lazım. Para lazım. Yani bir sürü şey. İş çok. İş çok da zaman yok. Aa, iyice tüneye mineye çıktılar bunlar ha. Ben şimdi size yapacağımı biliyorum. Şunu bir alayım. Şimdi size yapacağımı biliyorum. Nasıl içeri gireceğim. Daha elimi alır almaz zaten havalanıyorlar. Hemen hareketleniyorlar. Evet içeri. Şuradan yemi alalım. Karışık yemi bizi bir alalım. Arkadaşlar. Yemin içeriği de böyle arkadaşlar. Şimdi ben sallıyorum. Nasıl yiyorlar? Nasıl yiyorlar? Aslan parçaları. Yemi verelim. Biraz tozlanmış bir yem. Şöyle. Biraz da ince yem veririz sonra. Hadi bakalım içeriye. Bak şimdi nasıl dalıyorlar. Koyamıyorum artık. Var ya şu derine iniyor. Oğlum altta kalan olmadı değil mi lan? Hadi sen de. Hadi lan. Nasıl daldılar? Hayvanlar aç. Suyuna bir bakalım şunların. Suyu da dolduralım, değiştirelim. Yıkayalım, temizleyelim şunu da. Üst üste çıkıyorlar resmen ya. Halbuki bir sağa bir sola böyle yayılsanız ne güzel olur. Ya hepsi de ıslak kaldı bunların. İnşallah sıkıntı olmaz ya. Neyse pazar günü şu postalar gidecek. Burada biraz yer açılır o zaman. 6 tane kuş çıkacak buradan.
Bunlar benim kayınpederim kuşları. Artık şu kelebeklerin de kanatlarını açmam lazım. Kelebekle bir tane mardin vardı yavru. Onların da kanadını açmam lazım artık. Bugün de dursunlar. Yarın açarım. Zaten uçamıyor şu anda yağmur var. Ne kadar daha yağacak bilmiyorum. Bakarız hava durumuna. Evet arkadaşlar, durum şimdilik böyle. Bu yağmurlu günde bir çekim yapayım dedim, siz de görün. Orayı su bastı. Kuşlar burada böyle. Bakalım. Şimdilik işim şurayı bir biraz düzenlemek olacak. Yapabilirsem şuraya kadar uzatacağım bu çatıyı. Ki altında da biraz durabileyim. Yani yağmur yağdığında odaya girmen gerekiyor. Odaya da ayakkabını çıkartıp girmen gerekiyor. Yerde halı var. En azından şurası da bir şuraya kadar kapanırsa yağmur yağdığında burada böyle oturabiliriz. Yani var birkaç plan. Burada yapacağım bir şeyler. Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer istediğiniz bir içerik varsa yorumlarda belirtin. Onları da çekelim arkadaşlar. Ya ben öylesine video paylaşıyorum. Hem anı kalsın. İleride YouTube'dan açar buralara bakarız. Eğer bırakırsak bir gün kuşçuluğu, deriz böyle hayvanlara da baktık. Çoluğumuza çocuğumuza gösteririz. Amaç bu arkadaşlar. Evet, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.